Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Yumak'ta Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu patin, babet patin anlatımını göstereceğim inşallah. Umarım en iyi şekilde anlatabilirim. Bakın bu şekilde kenarında çiçek detayı var. Bu çiçeğin anlatımını yine kanalıma yükleyeceğim arkadaşlar. Ve bu Burasında böyle çapraz bir Bantı bulunuyor. E, bunu istediğiniz renklerde hazırlayabilirsiniz. Gerçekten farklı farklı renklerde çok şık e, duran bir model. Ben daha önce pembe üzerine e, pati pembe örmüştüm. Üzerine e, gri bant e, ve çiçeğini hazırlamıştım. E, bunu da böyle müşterim bu renk e, istediği için e, bu renkle hazırladım. Bu şekilde de çok güzel oldu. Ee, uç kısmından başlanıyor buradan başlayacağız arkadaşlar bu şekilde 37 numara için bir patik ee, ama tabii aynı şekilde 37 38 e, numaralara da yapabilirsiniz ee, bunun için malzemelerimiz iki buçuk milimlik e, tığa ihtiyacım var ee, nako pırlanta ip kullanıyorum ee, daha önceki videolarımda da söylemiş olduğum gibi ben e, yetişkin patiklerimde Nako pırlanta ip kullanıyorum farklı bir ip tercih etmiyorum ama siz e, bir sürü hani patik markaları var patiklik ipler var onlarla da yapabilirsiniz tamamen tercih size kalmış e, şimdi dilerseniz patimizin yapımına geçelim arkadaşlar e, bunun için bir sihirli halka çekiyoruz Sihirli halka yapamayan arkadaşlarım 4-5 tane zincir çekerek aynı işlemi yapabilirler. Şimdi bu sihirli halkımızı çektikten sonra 3 tane zincir çekiyorum ve bunun içerisine 13 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. 36 numara yapacak olan arkadaşlarım 12 tane trabzan yapabilirler. 35-36 için 12 trabzan yeterli olacaktır. 37 numara için ve 38 numara için 13 trabzan yapıyorum ben. Şimdi sayalım 2 4 2 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ve 12 tane trabzan yaptım 12 13 olması gerekiyor bir sayı sayacağım 2 4 6 8 10 12 bir tane daha yapacağım arkadaşlar 12 ve 13 şimdi şu ipimizi iyice çekelim şu orta e, orta yuvarlağını kapatacağız arkadaşlar Evet. Şimdi bunu arkadan şu şekilde bir yürüteceğim ki e, açılma olmasın ortası. Hatta şöyle bir düğüm de atacağım oraya. Evet. Şimdi, şimdi diğer tarafla şu başta başlarken çekmiş olduğum üç tane zincir ile birlikte e, zincirimi bunu sabitleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Evet şimdi bir iki zincir çekiyorum. Eli bu e, sıkı olanlar üç tane çeksinler arkadaşlar. Ben iki tane zincir çektim. Şimdi hemen şu dibine, hemen dip kısmına, yani şu zincirimizin dibindeki kısma iki tane trabzan yapacağım. Bir ve 2. 2 tane trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Buna da 2 tane trabzan yapıyorum. Aynı noktaya 2 tane trabzan yapıyorum. Tekrar yanındakine geçiyorum. Buna da 2 tane trabzan yapıyorum. Ee, yani bu sırada trabzanlarımın şu ya, altta yapmış olduğum bütün trabzanların tepesine ikişer tane trabzan yapacağım arkadaşlar. Yani her noktaya iki kere batacağım. Bakın her noktaya iki kere batıyorum. Şimdi arada yürütüyorum ki kaybolsun. Daha sağlam olsun. Evet her noktaya trabzanımın her tepesine iki kez aynı yere iki kez batıyoruz arkadaşlar. Bu sırada artırma yapmış oluyoruz. Altta ilk birinci sırada 13 tane olan trabzanım bu sırada 26 tane olacak. Evet. Hemen bakın şu bitişte bu zincir çekmiş olduğum yerin dibine de batıyorum. Bunu sadece bu sırada yapıyorum arkadaşlar. Üst sıralarda bu işlemi yapmayacağım. Evet şimdi bir iki zincir çekiyorum. Tekrar dibine bir tane batıyorum. Dibine bir tane trabzan yaptım. İpimi doladım. Bakın yanda V şeklinde yani şu altta iki tane batmış olduğumuz yer V şeklinde. Bakın şu V şeklinde. Buraya iki kere batıyorum. İki kere trabzan yapıyorum buraya. 1 ve 2. Hemen yanına geçiyorum. Bakın burada tek V yok. Altta tek batmışım. Hemen oraya bir tane trabzan yapıyorum. Yanındakine bakın V şeklinde. V şeklinde. Buna da iki tane batıyorum. Yanındakine bir tane. Onun yanındakine 2 tane. Bakın hemen yanındakine bir tane. V'lere iki tane batıyorum. 1 2 V'lere 2 tane batıyorum. Diğerlerine bir tane batıyorum arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Bu sırada da toplamda 38 tane trabzanım olacak. Evet V gibi olanlara iki kere batıyorum. Aralara bir kere batıyorum. Bu sıramızı bu şekilde sonuna kadar devam edeceğim. çok bol örmeyin. Örgünüz salaşlanmasın. Salmasın kendini. Evet şimdi bu en sona battıktan sonra bakın bir alt sırada buraya batmıştım. Burada batmıyorum. Yani buradan sonraki sıralarda artık batmıyorum. Bu e, dibe batma sadece ikinci sırada yapmış olduğum bir şeydi. Bunu daha yapmayacağım. En son buraya da batıp. Ve şu 3 tane zincir çekmiş olduğum yerin başındaki ilmeğimle sabitleyeceğim. Evet 3. sıramız da bu şekilde tamamlandı. 4. sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. Yine 2 zincir. Burada dördüncü sıramızda bütün V'lere çift batmıyorum. Burada toplamda ilmek sayımı 46 yapacağım arkadaşlar. Yani benim elim için e, 37 38 numara e, ilmek sayım 46 ile tamamlanıyor. E, ama sizin eliniz daha sıkı olabilir veya daha gevşek olabilir. Bu sayıyı düşürebilirsiniz, küçültebilirsiniz. E, bunu hani bu tamamen size bağlı. E, ben benim için e, bu 46 trabzan sayım benim için ideal. Ee, o yüzden burada bazı yerlerde, bazı V kısımlarında artırmalar yapacağım, hepsinde yapmayacağım ve ben bu sayımı 46'ya tamamlayacağım, 46 olana kadar artırma yapacağım daha doğrusu. Ee, şimdi bu sıramızı da yapalım, sonra üst sırada tekrar göstereceğim. Evet, 2-4. Sıramızı da tamamladık. Ee, dediğim gibi bu sırada 46 tane trabzan olana kadar artırmalarımı yaptım. Ee, ve sıramı tamamladım. Şimdi üst sıraya geçiyoruz. Yine iki zincirle geçiyoruz. Artık e, artırmalarımızı bitirdik arkadaşlar. Daha artırma yapmayacağım. Bu sıradan sonra artık her Trabzon'un tepesine birer kez batarak e, sıralarımı tamamlayacağım. Bu şekilde her sıranın tepesine birer kez batarak sıramı tamamlayacağım arkadaşlar. şekilde. Toplamda bu ön kısım için 12 sıra şu ön kısım için toplamda 12 sıra öreceğim arkadaşlar. Yani şu en dipteki sıramı da sayarak buradan yukarıya doğru toplamda 12 sıra bu ön için öreceğim. Ve daha sonrasında ipimi koparacağım ve yan kısımlara geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi örelim dilerseniz. 12 sıra ördükten sonra Tekrar e, size yan kısımlar için bilgi e, göst, yan kısımları tekrar size anlatacağım arkadaşlar. Evet ben bitirdim arkadaşlar. E, toplamda 12 sıra trabzan sıramı yaptım e, bu şekilde. Şimdi ipimi de kestim. E, i̇pimin şimdi şu yanlara geçeceğiz arkadaşlar. Bu yanlar için e, örmeye başlayacağız. Bunun için de e, şimdi bu arka ipini kesmiş olduğum yer arka tarafa kalacak burası ön yüzümüzde ee, buradan herhangi bir yerden şu şekilde ipimizi takıyoruz arkadan ipimizi düğüm yapıyoruz ve evet 1-2-3 zincir çekiyoruz arkadaşlar daha sonrasında trabzan olarak örmeye devam ediyoruz bu şekilde Diğer uca kadar e, şu arada 11 tane şu arada yani şu kısmı kısım açıklık olan kısmı söylüyorum arkadaşlar bu arada 11 tane trabzan kalana kadar bu örme işlemini devam edeceğiz. Trabzan yapma işlemini e, bu kısımlara hep birer kere batıyoruz. Evet, birer kere batarak arada 11 tane trabzan kalana kadar örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Şu ipimi de arkadan, şu kesmiş olduğum ipimi de arkadan yürütüyorum. ilmeğe bir kere batacağız arkadaşlar. Her trabzan tepesine bir kere batacağız. Ve öreceğiz. Sonra toplamda kaç tane trabzanım olduğunu söyleyeceğim size. 2 4 6 8 10 11 2 tane daha öreceğim ve evet 11 tane bu arada 11 tane trabzanım kalana kadar yani 11 tane trabzan arası arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 11 tane trabzan arası ilmeği kaldı ee, şimdi şimdi sayıyorum kaç tane olduğunu bakalım. 2, 4, 6, 8, 10. 36. Ee, 36 tane olmuş benim. Şimdi ben bu 36 tane ilmeğimi e, böyle aralarda ara ara yani e, her sırada değil de ara ara e, artırarak 40'a çıkaracağım arkadaşlar. Böyle 2-3 e, sırada bir artırarak bunları ben 40'a çıkaracağım. E, bunun için de bazı yerlerde artırma yapmam gerekiyor. Artırmayı da nasıl yapıyorum hemen size göstereyim. Bakın şimdi mesela şurada bir artırma yapacağım. Bunun için battım. Şöyle iyice. Evet gözüküyor sanırım. E, şu trabzanımı yapmış olduğum yere tekrar bir tane daha yap çıktığım zaman bir tane artırmış oldum. Bu şekilde artırma yapıyoruz arkadaşlar. E, bu trabzan sayımı 40'a çıkarana kadar bu şekilde yapacağım. Ama bunu tek bir sırada yapmayacağım. E, çünkü o zaman çirkin bir görüntü onu olur. E, böyle aralarda arka kısmın denk gelecek şekilde birkaç yerde dört yerde 36 tane trabzanım var 4 yerde artırma yapsam benim için yeterli oluyor ee, ve bu şekilde toplamda 16 sıra 37 numara için 16 sıra öreceğim arkadaşlar. 16 sıra ördükten sonra da topuk kısmının kesimini göstereceğim size. İsterseniz sonra e, topuk kısım o sıraya kadar örelim. Yani 16 sıra örelim. Daha sonra da topuk kısmının e, nasıl yapıldığını e, göstereceğim size arkadaşlar. Topuk kısmında görüşelim. Evet arkadaşlar 16 sıra e, trabzanlarımızı yaptık. Trabzan sıramızı 16 sıra yaptık. E, şimdi topuk kısmıyla devam edeceğiz. Şimdi Şimdi arkadaşlar burada toplamda 40 tane trabzanımız var. Bu 40 trabzanımızın üzerinde e, topuk kısmını yapmak için e, 40 trabzanı şu ortada e, 6 tane trabzanına ayıracağız. 6 trabzanı ayırdığımızda 40'tan e, 6 çıkardığımızda 34 sayısını elde etmiş oluyoruz. Yani bu 6 trabzan e, bizim topuk kısmımızı oluşturacak ortadaki 6 trabzan. E, 34 sayısında e, yarısı da bu tarafta yani 6 trabzanın sağında yarısında 6 trabzanın solunda kullanacağız. Bunun için de 34'ün yarısı 17 hemen 17 tane trabzan örelim şu anda. 2 zincir çekiyorum ve zincirimle beraber 17 tane trabzan öreceğim arkadaşlar. 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 11 12 13, 14, 15, 16 ve 17 tane trabzanımı ördüm. Şimdi topuk kısmı, kısmım için e, gerekli olan 6 ilmeğimi yapacağım. E, bu 6 ilmeği sık iğne olarak yapacağız arkadaşlar. İpimi, e, tığımı ipimi dolamıyorum. Yanındaki trabzan tepesine batıyorum. Tığımda 2 tane var. İkisini bir de çıkarıyorum. Burada toplamda 6 tane sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi geri kalan 17 tane trabzanımı örüyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 Evet 12 tane tırabzanımı yaptım. 2 zincirle geri dönüyorum ve tekrar 17 tane daha trabzan yapıyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 17 trabzan yaptım. Şimdi bu ortada 6 tane yap, 6 tane sık iğne yapmış olduğum yeri 3 tane sık iğneye düşüreceğiz arkadaşlar. Bunun için Tığımı ipimi dolamadım. Hemen yanındaki sık iğneye, birinci sık iğneye batıyorum. Tığımda 2 tane var. Hemen yanındakine de batıyorum. Tığımda 3 tane var. 3'ünü bir de çıkarıyorum. Yanındakine batıyorum. Tığımda 2 tane var. Tekrar yanındakine batıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini bir de çıkarıyorum. Tekrar batıyorum. Onun yanındakine batıyorum ve hepsini bir de çıkarıyorum. Buradaki buradaki 6 tane sık iğneyi 3 tane sık iğneye düşürdüm. Şimdi tekrar 17 tane sık iğne örüyorum arkadaşlar. 17 tane sık iğnemizi örüp topuk kısmının son eksiltme son sırasıyla patemizi sonlandıracağız. Evet. Şimdi iki zincirle tekrar geri dönüyorum ve 17 tane trabzanımı örüyorum. Evet 17 tane trabzanımı ördüm. Şimdi burada altta 3 tane kalmış olan sık iğnemin hemen bakın birincisini değil ikincisini yani ortadakine batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Buradaki sık iğnemizi 1'e düşürdük. Tekrar yanındakine değil hemen onun yanındaki ilk trabzanımızın tepesine trabzan yaparak 17 tane trabzanla sıramı bitireceğim arkadaşlar. Evet 17 tane trabzanla sıramı bitireceğim. Evet. Sonucuyu da battık ve patiğimizin patimiz e, patiğimiz bitti. Şimdi Tabanına bu kısmına birleştirmeye sıra geldi Bakın arkadaşlar böyle Bu şekilde patiğimizin düz yüzü Hemen Bu şekilde açıyorum Ve döndürüyorum Bakın tekrar göstermek istiyorum Şu anda Patiğimizin düz yüzü bu şekilde Açıyorum döndürüyorum. Karşıklı iki kenarını şu şekilde birleştiriyorum. Ve hemen karşıdan bir tane ilmek alarak işlemime başlıyorum arkadaşlar. Burada yapacağımız işlem karşılıklı olarak birleştirme yapmak. Bunun için de bakın şuradan bir tane ilmeğimi alıyorum. Ve karşıdan da ona denk gelen ilmeğimi alıyorum arkadaşlar. Sanki bulanık görünüyor. Hemen bakıyorum. Evet. Hemen karşıdaki ilmeğimi alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Ve sık iğne ile birleştiriyorum. Bakın. Buradaki ilmeğimi alıyorum. Onun yanındaki ilmeğimi, karşıdaki ilmeğimi de alıyorum ve sık iğne ile birleştiriyorum Bu ilmeğimi aldım. Karşıdaki ilmeğimi aldım ve sık iğne ile birleştirdim. Karşılıklı iki ilmeği alıyorum ve sık iğne ile birleştirerek sıramın sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar. ve ipimi kesiyorum. Burada da ipimi yürüteceğim aralarda. Hatta böyle yürütürken bir tane düğüm de atacağım ki sağlam olsun. Sökülme olmasın diye. Burada bir düğüm daha atıyorum. Evet. Patimiz patiğimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdi patiğimizin şu yan kısmını yapacağız. Bunun için önce krem iple kenarını e, geçeceğiz arkadaşlar. Yani patiğimizin rengiyle kenarını geçeceğiz. Arkadan takıyorum. İpimi aldım. Evet. Sık iğne ile geçeceğiz arkadaşlar. Bunun için bütün şu aradaki trabzan boşluklarına sık iğne yapıyorum. Bakın şu trabzan boşluklarına yapıyorum. Bakın buradaki trabzan boşluğu. Buraya. Bu şekilde buraya. Şu trabzan boşluklarına şuralara sık iğneler yaparak Sıramı tamamlayacağım arkadaşlar. tekirde şekilde bütün trabzan aralarına batarak sıramı döndürüyorum. Bakın şu ilmeklerin hemen tepesinde kalan şöyle bir tane de buraya batıyorum. Bir tane trabzan arasına. Şuna batmıyorum. Hemen trabzan arasına batıyorum. Ve bu şekilde de sıramı sonuna kadar devam edeceğim arkadaşlar. Şu ön kısma geldiğimde, ön kısımda da şu trabzanların tepelerine batacağız arkadaşlar. Trabzanların tepelerine batarak Sık iğne olarak Devam edeceğim. Patiğimizin bütün etrafına bu şekilde sık iğne ile Tamamlayacağım. Daha sonra da diğer rengime geçeceğim. Ön kısım bitti hemen yana geçtim. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Şimdi patimizin bir sırasını bu şekilde e, re kendi rengiyle döndükten sonra ipimizi koparıyoruz. Daha sonra şu üst kısmı için renkli kısmı için diğer ip rengimizi alıyoruz. Onu da takıyorum yine ve yine bu sefer bütün sık iğnelerin tepelerine birer kez batarak bu sıramı da tamamlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde bütün battığım ilmeklerin tepelerine birer kere batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Evet. Bakın bu şekilde. Bu sıramı da bu şekilde devam edeceğim. Sonra da patiğimin ee, ana gövdesini bitirmiş olacağız arkadaşlar ve artık şu ön süsleme yerine geçeceğiz. Evet bu şekilde patimizi bitirelim. Evet arkadaşlar patimizi bitirdim ee, ipimi sakladım ee, ipimi kopardım ve içinde yürüterek sakladım. Şimdi geliyoruz patimizin şu ön bantının nasıl yapıldığını. Bu ön bantı için e, Patimizi şu önünden hemen şuradan 2 4 5 ve 6dan ipimizi takıyoruz şöyle ortalayacağız e, bu so, bu sol ayak arkadaşlar e, sol ayakta bakın şurada sağ taraftan taktım e, bu, bu şekilde takmak yerine ayrıyeten bu bantları ayrıyeten örüp buralara dikebilirsiniz e, ben bu şekilde buralardan ilmek alarak örmeyi tercih ettim ama dediğim gibi bu takma hani takmayıp buralardan ipi eklemeyip trabzanlardan şuradan ipi eklemeyip e, ayrıyeten iki şerit halinde örüp bunu buraya monte edebilirsiniz iğne ile e, ben bu şekilde ilmek alarak yapmayı tercih ettim e, ve bu şekilde göstereceğim şimdi size e, burada Dediğim gibi çiçeğim sol tarafta. Yani bu sol ayak için bir patik. Sağ ayaktan, sağ taraftan başladım. Çiçeğimi de sol tarafa taktım. Bu da sağ ayak için bir patik ve burada da sol tarafta yani şu şekilde tuttuğum zaman sol taraftan ipimi takıyorum. ipimi buraya takacağım 1 2 ve 3 zincir çekiyorum ve burada ilmeklerden alarak şekilde bakın buradan e, bu trabzanlardan alarak 5 tane trabzan öreceğim zincirimle beraber 3 3, 4 ve 5. Evet. 5 tane trabzanımı ördüm. Bakın. Şimdi dönüyorum. Ve bu 5 trabzanın üzerine yine 5 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. 2 3 4 ve 5 tane trabzan yapıyorum. Yine döndürüyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındakinden 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde toplamda 12 sıra olana kadar bu şekilde trabzanlarımızı yapalım. Evet şimdi 1 2 3 4 5 6 ve 7 ee, toplamda 11 sıra ördüm arkadaşlar 12 sıra örünce e, ilmeğin bu tarafta kaldığı için burada 11 sıra ördüm yani böyle yaptığımız zaman e, ilmeğimiz bu tarafta kalacak dışta yani şu tarafa gelen kısımda kalacak e, şimdi 7 tane zincir çektim şu anda da şu kısmı yapıyoruz. Buna da 5 tane trabzan yapacağız. Bu zincirimizin üzerinde 2 2 3 4 ve 5 tane trabzanımı yaptım. Şimdi yine bunun içinde 11 sıra öreceğiz arkadaşlar. 2 3 4 ve 5 dediğim gibi bu şeriti e, ayrı olarak yani takmadan patiğinizi eklemeden yapıp dikebilirsiniz. E, ben ekleyerek yapmayı tercih ediyorum. Bu şekilde yapmak isteyenler için de anlatmak istedim. Evet şimdi 11 sıra örelim. Daha sonrasında tekrar göstereceğim size. Evet şimdi şeritlerimizi yaptık bu şekilde. Ee, bu sonuncuyu da iğne ile ekleyeceğim arkadaşlar. Bunun içinde 1 2 3 dört tane saydım ve 5.'ye ekleyeceğim. Ee, şu başta eklediğimle eşit yerde olsun diye Evet bu şekilde bunu buraya dikeceğim. Hiç işler dikim işleridir. Evet. şekilde bunu buraya dikiyoruz monteliyoruz Evet şöyle sağlam olsun diye tekrar dikeceğim bakın şu şekilde olacak Evet şimdi arkada ipimizi yürüteceğiz arkadaşlar şöyle arkaya geçelim ipimizi burada böyle yukarıya doğru yürütelim. Alt kısımda hani ipimiz gözükmesin diye şöyle yürüteceğiz. Ne kadar çok yürütürsek o kadar sağlam olur. Evet. İpimizi koparıyorum. Evet, şimdi ipimizi gizledik, fazlalığımızı kopardık ve şeritlerimiz bu şekilde ee, buraya videosunu başka bir e, video altında bu çiçeğin anlatımını yapmıştım arkadaşlar. Ben bu çiçeği kullanıyorum. Bu çiçeği kullanmak isteyenler e, izleyebilirler diğer videomu. E, link de eklerim bu bu videonun altına yayınladığımda. E, şimdi bu şekilde bakın buraya koyacağız bunu. Ve dikeceğiz. Dikim işlemimizden sonra patiğimiz hazır olacak arkadaşlar. Şimdi beraber şimdi dikelim. Daha sonra son e, haliyle tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, e, patiklerimiz tamam. Bu şekilde renk uyumu da gayet güzel oldu. Evet bakın. Çok cici böyle e, ayakta gerçekten çok şık duran, duran bir model e, kesinlikle ve kesinlikle herkesin çeyizinde ve ayağında olması gereken bir model e, kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar abonelik ücretsizdir kesinlikle e, yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin Hepinize sevgiler.